Biricik canımız, ciğerimiz Samet Gülük kardeşimizin de ruhuna hediye ediyoruz bu asırıyla ya Rabbi. Ruhunu mesrur eyle, kabrini tüm nur eyle. Yarıda bırakmış olduğu eşine, annesine, babasına, dostlarına, siz sevenlerine ya Rabbi. Ya Rabbi sabr-ı cemil, emr-i tavil ihsan eyle ya Rabbi. O bir yoldaşımızdı. O güzel bir insandı. O Adana'ya aşıktı. O Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağına aşıktı. O Demirspor'a aşıktı. O görevine aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıya karşı karşıya kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Çok üzüntülüyüz. Sabah emniyet müdürümüze uğradım. Dedim ki bu bir alışveriş, bir borç alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz bir insan, o kadar dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bir taksici şoförü insanı donmasın diye arabasını alıyor. O insan şoförü katlediyor. Benim acım, ben işe al, çocuklarım aç diye işe aldım. Ve sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. 1 trilyon sene düşünseniz böyle bir şey asla akla gelmez. Ben öğleden sonra Sayın Başsavcımızı da ziyaret edeceğim. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız. Asla. Sana Büyükşehir'e gelmeyi çok arzu ediyordum. Çok istiyordu benimle birlikte çalışmayı. Ben de aldım en güzel koltuğu tutturdum. Anıla diyordu ki başkanım benim özel kalem yazımı yazacak mı? 11. ayda Samet senin yazın yazın sürpriz yapacaktım sana sürpriz. Sen toprak olacaksın ama bizim gönlümüzde hep yaşayacaksın Samet. Bak seni 10.000'ler uğruyor, 10.000'ler ne kadar sevinirler Samet. Samet gönlümüzde yaşayacaksın Samet. Samet elinin ulaşabileceği her yere yardım ulaştırmak, yardım götürmek, kalplere dokunmak konusunda elinden gelen her çabayı yapardı. Her zaman umut dolu biriydi. Samet ailesi için, arkadaşları, dostları, yol arkadaşları için, onu sevenler, onunla bir merhabası olanlar için her zaman umut doluydu. Böyle bir ölümü hak etmedi. Kardeşimiz, canımız, onu bilen 7'den 70'e tanıyan herkes için Samet abiydi, Samet babaydı. Bizim en küçüğümüzdü ama bizim de abimizdi. Samet için ne söylersek söyleyelim eksik kalacak. Onu bilenlerin düşüncelerinde, anılarında gülen şekilde kalmasıdır tek arzumuz. Bu acı ve öfkeyle benim söyleyebileceğim hiçbir söz yok. Onun en sevdiği sloganla bitiriyorum. Umut dimdik ayakta Samet'im. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Allah helalliğinizi kabul eylesin. Cenab-ı Allah kardeşimize rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.